Yalan diyorum. Ondan sonra peki diyorum bunu sen neye dayandırıyorsun? Ama işte Twitter'da yazıyor. Peki bu gerekçe mi? Yani senin bu oyuna alet olmanın gerekçesi sosyal medyada yazıyor olması mı? Peki senin gerçekle gerçeği aramak gibi herhangi bir sorumluluğun yok mu? Yok. Yani sana şöyle bir şey. Bir bardak kezzabı koyarım önüne. Sosyal medyadaki fenomen sana bu suyu iç, hadi şifa olsun dedi, sen içecek misin? Yani insanlar kendini böyle öldürüyorlar. İnsanlığını da öldürüyorlar. En korkuncu ahlakını da bozuyorlar. Yani insan olarak çok temel, ayakta bizi insan yapan ahlaki temelleri de bozuyorlar. Neyse hocam, biz isterseniz bilmiyorum Evet, gelenler oldu mu? yavaştan Biraz konumuza fazla girelim. konuştuk. Evet. Estağfurullah. Ne demek? Sizi böyle ağırlamak, bizi kırmayarak Tamam. bu programa Ne demek? katıldığınız için öncelikle Ne demek? sizlere çok teşekkür Sağ ol. ediyorum. Bizi izleyenlere de böyle keyifli bir sıkmadan bir saat geçirme vaadinde bulunalım. Fazla Evet. da onları yormadan cumartesi günü. Ben önce kendi anımla gireyim. 15 Temmuz günü benim iki tane oğlum var. Çok ısrar ettiler. Eto'nun 16 Temmuz'da Antalya'da maçı vardı. Evet. Dünya karması maçı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Zaten darbe Bir davalarında çok konuşulan bir konu. konuşulan şey, hani bana yansıyan kısmı, ben de bastırdılar bastırdılar, bilet de almamıştım. Hatta son dakika internetten böyle köşeler, sahanın en kötü yerleri kalmış. 15 Temmuz öğleden sonra Isparta'dan yola çıkıp Antalya'ya gittim. Bileti de böyle yolda, internetten böyle yolda almaya çalıştım. Onu düşünüyorum. Belki darbe 15 Temmuz'da değil de planlandığı gibi 16 Temmuz'da gerçekleşseydi, o belki statta da bir operasyon o anda yapılacaktı. İşte benim orada çocuklarım da, iki tane evladım da belki bugün hayatta olmayacaktı. Kader Türkiye'nin geleceğini farklı bir şekilde ördü ve halkın gösterdiği müthiş bir direnç ile 15 Temmuz'a bir gün önceye çekilmek zorunda kaldı. Planlar, programlar hepsi değişti. Hani bunun konuşma başlığımızda o. Arka planı diyoruz Evet. ama biz Evet. ön plana baktığımız zaman az önce yayından önce sizle sohbet ederken hep söyledik. Önümüzde somut davalar var. O davalara bakıyoruz. Ama toplumun hem bireysel olarak, sosyolojik olarak hem de insanların psikolojik olarak nasıl farkına varmadan büyük bir dönüşümün içerisinde eriyip gittiklerini net algılayamıyoruz. Bu hususta bizlere ne söylersiniz, Nedim Bey? Evet. Şimdi aslında biz 15 Temmuz'dan beri, 4 yıldan beri darbe davalarıyla, onların on binlerce sayfa iddianamesiyle, tanık ve sanık ifadeleriyle, görüntüleriyle çok haşir neşir olduk. Ve bu davanın hep hukuki boyutuyla çok ilgilendik. Ama anlamı konusunda çok o kadar üzerine durduğumuzu zannetmiyorum. Yani bu belki bir müddet sonra çok daha iyi anlaşılacak. Yani burada nasıl söyleyeyim, akademi dünyasına, burada yazarlara, düşünürlere, entelektüellere büyük görev düşüyor. Yani 15 Temmuz erkene çekilmiş bir darbe girişimine karşı o gün evinde canı sıkılan insanların hadi terlikleri işte ayaklarında, yalın çıplak elle gidelim bunlara karşı direnelim şeklinde bir karşı duruşu muydu? Yoksa o gün bir milletin uyanışı mıydı diye bakmak gerekiyor. Ben bunu her zaman 15 Temmuz'dan sonra da hep şunu söyledim. FETÖ'cülerin darbe girişiminden önce yaptığı televizyon programları vardır. Yine akademisyen kılıklı bir tane Osman Özsoy diye bir FETÖ'cünün yaptığı konuşma Haziran ayı. Diyor ki ya darbe olsa diyor bu ülkede ne olacak ki diyor. Bir sokağa çıkma yasağı ilan ederler diyor. Cuma günü diyor. İnsanlar cumaya beklemezler. Bunlar diyor darbe falan direnme kültürü yok. Olsa olsa iki tane solcu komünist falan çıkar Taksim Meydanı. O da nedir ki falan filan diyor. Oysa yanıldıkları nokta işte tam o oldu. Yani ne darbeye direneceklerini umdukları o gün sokağa çıktılar. Ne de çıkmaz denilenler evinde kaldılar. O gün bu ülkede vatanını seven, bayrağını seven, imanı gerçekten çok güçlü olan insanların, kimi bunu zaten konuşmalarında da anlatıyorlar, abdestlerini alarak, ölümü göze alarak sokağa çıktığı bir gün. Peki o gün
Neyi kurtardılar? Şimdi kim iş, ben bazen toplantıda şunu soruyorum. Kim için, ne için sokağa çıktınız? Genel bir böyle hani anket yoklama yaparsınız ya, salondakiler hep elinizi ona göre kaldırın. Diyorum ki mesela Erdoğan çağrısı, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı. Bunun için mi çıktınız falan? Mesela birkaç kişi böyle kaldırıyor. Bir kısmını diyorum ki vatan için mi çıktınız? Onları el kaldırıyorlar. İşte mesele burada kilitleniyor. Ben size rakamsal da bir veri vereyim. Ben bu konuda hani böyle o yönünü de hep somutlamaya çalışıyorum. Çünkü benim derdim olgularla durumu açıklamak, algı yaratmak, algıyla oynamak değil. Olgu eğer algı eğer olguyu temsil ediyorsa bir anlam var. Yani o gerçekliğe tekabül ediyorsa kafanızdaki o algı tam sağlıklı bir şeydir. Algı kötü bir şey değil ama gerçekliğe uygun olmalı. Sizin algı ayarlarınızı oynamamız lazım. Nitekim bu konuda yapılan anketler var. Demokrasi nöbetleri sırasında yapılmış anket. Sokağa çıktım diyenlerin %35-40'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan 00.26'da ekranda görünmeden önce sokağa çıkmıştı. Zaten darbecilerin Boğaz Köprüsü'nde kapatıp da karşılarına ilk önce bölge halkını, orada yaşayanları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mustafa Çalışkan ekibini görünce şaşkınlıkları orada başlıyor zaten. Ve orada başlayan o kıvılcım İstanbul'un diğer bölgelerine, Anadolu'nun bütün kentlerine yayılıyor ve darbeciler çıkamıyor. Ama buna rağmen 55 şehirde 289 dava açılacak şekilde 55 şehirde bir hareketlenme oluyor. Nitekim Isparta'da da mesela bununla ilgili şey var, hareketlenme var. Ama orada çıkamıyorlar. Şimdi dolayısıyla biz hep olayın bu yönüne baktık. Ve o günden beri hep şunu söylüyorum. Ben mesela 15 Temmuz'da ortaya çıkan irade neyi bize getirdi? 2007-2008'den itibaren Türkiye'de ulusalcı kavramı üzerinden bir kriminolojik bir oyun oynandı. Yani insanlar ulusalcı diye suçlandılar. Mesela işte bizimle ilgili benim tutuklandığım davada, dosyada işte ulusalcı falan filan deyip işte Hrant Dink cinayetini araştırıyoruz ama işte Ergenekon üyesi falan diye tutuklandılar. O zamanlar ulusalcılık bir şeydi. Bir zihnen bir suçlama unsuruydu. Ama 15 Temmuz bize neyi getirdi? Yerli milli kavramını getirdi. Yani yerli milli olmanın, yani ulusal açıdan bakmanın, yani ayaklarını bu toprağa basmanın, yani kafanı bu gök kubbeyle donatmanın, yani bu ülke insanını sevmenin en önemli ifadesi neymiş? Milli olmak, yerli olmak, olaylara ulusal cepheden bakabilmektir. Nitekim öyle olduğu andan itibaren, yani 15 Temmuz'dan itibaren, Türkiye tarihindeki en önemli atılımlarını gerçekleştirdi farkındaysanız. O güne kadar neredeyse ülkede işte hendek çukur eylemleri dediğimiz o eylemler sürecinde bölünme noktasına gelen, ülkenin meclisinde görev yapan milletvekillerinin 17 kent ve ilçede özellik ilanları PKK'nın çağrısı üzerine yapabildiği bir süreçten, biz bugün PKK'yı sınır dışına atabildiğimiz, mevcudiyetini 300'e kadar indirebildiğimiz, katılımı sıfır, neredeyse sıfırlayacağız yani. PKK'ya katılımı 16'lara, 20'lere kadar düşürebildiğimiz. Sadece bu coğrafya Türkiye'de değil, yurt dışında yani Suriye topraklarında da PKK gibi terör örgütünü, ki bu Amerika'nın maşasıdır, son derece zorlayabildiğimiz bir süreç yaşanıyor. Ve ülkenin güvenliğiyle ilgili çok önemli gelişmeler yapılıyor. En son işte Kartal ve Kaptan operasyonları ile Kandil'e, Şengar'a kadar nasıl Türk ordusunun gidebildiğini. Şöyle düşünün, Fethullahçı terör örgütünün TSK içindeki mensupları Türkiye'nin bu tür operasyonları engelleyici bir tavır aldılar her zaman, yıllardan beri. Yani böyle bir operasyona engel oldu. Ne zaman ki onlar temizlendi, darbeyle açığa çıktılar ve temizlendiler, Türkiye birinci ayından itibaren, yani Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı operasyonuyla güvenliği için en önemli harekatı yaptı. Zeytin Dalı, diğer sonra yapılan operasyonlar hepsi birbirini takip etti. Ardından ne geldi Murat Bey? İşte Libya'daki operasyona ve Mavi Vatan, yani Ege Akdeniz, bütün çevremizdeki denizlere sahip olan, oradaki varlığını tescil eden, uluslararası camiaya kabul edilen bir Türkiye noktasına geldik. Ve bugün işte kendi İHA'sını, SİHA'sını üretir, kendi güvenliğini elektronik ortamda en iyi sağlayabilen,
ve bölgesinde bu konu dünyaya örnek olan bir noktaya geldik. Bunlar neyle oldu? Bir, içerideki engelleyici hainlerin temizlenmesi. İki, düşünce sistemimizdeki değişikliklerle oldu. Nasıl oldu? İşte o içe dönüp enerjimizi gördükten sonra. Bakın bunun en sembolik olaylarından bir tanesi de Ayasofya Camii'nin ibadete açılması olacaktır. Tarih bunu böyle yazacak. Ben o yüzden söylüyorum. 15 Temmuz, yani Ayasofya açmak ancak ve ancak 15 Temmuz nesli gibi bir nesil gelince açılabilirmiş. Çünkü Ayasofya'yı ancak onu koruyabilecek nesiller açabilirlermiş. Yoksa işte Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı gibi, Patrikler'in yaptığı gibi, Vatikan'ın, Yunanistan'ın yaptığı gibi, bize Batı ne der? İslami fobiyi arttırır falan gibi kaygılarla, o Batı'ya yönelik, Batıcı endişelerle hareket ederseniz, ülkenizdeki bir, sizin 1453'te sahip olduğunuz bir camiyi bile size açtırtmazlar. Ama bunun için bir düşünce değişimi gerekiyor. Kendine güvenle ilgili bir şey bu. Ve bu güveni Türkler kazandı. İnşallah devamı gelir ve böyle devam eder. Öyle olursa bugün öğrencileriniz, genç arkadaşlar buna bu anlayışla sahip çıkacaklar. Bu çok zor olacak. Çünkü Türkiye hem doğuda hem batıda ayağı olan çok güçlü bir devlet. Bir yandan batı ile ilişkileriniz yürüyeceksiniz ama doğuda da ayağınız olacak. Ve her taraftan da çekiştirecekler sizi. Ama önemli olan nedir? Bu iki ayağı hükmeden bir beyin. İşte o beyin yerli olacak ve ulusal ve milli olacak. Hep milliyetçi açıdan bakacak olaylara. O zaman toparlar diye düşünüyorum. 15 Temmuz'un anlamı bence bu. 15 Temmuz'da sadece insanlar o gecenin sıcaklığında dışarı çıkarayım diye yapma. Mesela size bir örnek vereceğim. Sokağa çıkan herkesin insanlar sokağa çıktı. İki türlü sokağa çıkan vardı. Bir tanesi bahsettiğimiz gibi darbeye direnmek için sokağa çıkıp canını veren 251 şehidimizin içinde olduğu, 2193 gazimizin de bulunduğu o büyük milyonlar. Bir grup insan daha vardı. Onlar da bankamatik kuyruklarında, makarna kuyruklarında. Akaryakıt kuyrukları. Akaryakıt bankamatik kuyruklarında. O günün kredi kartı dekontlarına baksanız zaten bakkal şeylerine baksanız kimlerin olduğunu görürsünüz. Hangi semtlerde olduğunu da görürsünüz. Şimdi bunları görenlerden bir tanesi de Batuhan Ergin, 21 yaşında bir genç çocuk. Askerden yeni gelmiş, Ortaköy'de oturuyor. Ortaköy'de belli siyasi düşüncenin ne olduğunu tahmin edeceğiniz insanlar oturuyor. Batuhan şeyi görüyor, insanların marketleri yağmaladığını adeta görüyor. Ve atlıyor, gidiyor kalabalığa karışıyor, köprünün ayağına gidiyor. Oradan bir fotoğraf paylaşıyor kendisinin içinde olduğu ve altına şu yazıyı yazıyor. Eve erzak almaya değil, devlete sahip çıkmaya geldik. Bak. Bunu tüylerim diye, yani bunu genç arkadaşların bu ülkede yurtseverlik nedir? Ne yapmam lazım diye düşündüğü an bak kendini düşünmüyor. Ailesini düşünmüyor. Etrafa bak ne diye diyor ki eve erzak almaya değil, devlete sahip çıkmaya geldik. 21 yaşındaki çocuk söylüyor bunu. Şimdi o yüzden çok heyecan verici bir çocuk bu. Ve bunu yazdıktan 2 saat sonra kalbinden vurulup şehit ediliyor bu çocuk. Batuhan Ergin. Bunu unutmayın. Batuhan Ergin diye yazın şeyi. Bu onun paylaştığı görüntüyü göreceksiniz. Şimdi şunu söyleyebilir. Mesela bazıları da var. İşte eve erzak almaya geldi. İşte reisin yanındayız. Hükümetin yanındayız. Demokrasinin yanındayız. Efendim şunun yanı diyebilirsin. Ama bir düşünce var ki, bir anlayış var ki, bak bu zamanlar üstü, tamam mı? Kişiler üstü, mekanlar üstü. Diyor ki, eve erzak almaya gelmiyoruz diyor. Eve erzak almak için sokağa çıkmadık. Yani insanları görüyor, erzak peşinde koşuyorlar. Devlet gidiyor, çocuk buna vakıf. Devlete sahip çıkmaya geldik diyor. Hiçbir siyasi angajmanı yok. O çocuğun siyasi düşüncesi de belli zaten. Ama eve erzak almaya değil, devlete sahip çıkmaya geldik. Yani kitap başlığı gibi. Al karşına koy. Ne zaman moralin bozulursa, böyle moral bulduğun metinler vardır ya, öyle bir şey. Çocuk pırıl pırıl vatan evladı. Zaten babasıyla da konuştuğum zaman askere giderken bile gönüllü komando yazdırıyor, arkadaşlarına şehit olmak istediğini söylüyor. Geri görev veriyorlar, beni çatışmaya gönderin diyor, yalvarıyor. Yani şehit olmak bugün ancak bunu bu şekilde isteyenlerin kavuşabileceği bir müjdedir, biliyor musunuz? Yani bu öyle herkese gerçekten nasip olan bir şey değil. Yani biz de sokağa çıktık. Ya biz olamadık mesela.
Demek ki biz onu o kadar istememişiz. Demek ki biz bir şeyi esirgemişiz yani. Biz bir şeyden korkmuşuz. Eğer ülkeni ve vatanını böyle seversen, önemli olan şudur. Gönülde, ruhta, hayatta, bu ülkede nefes alıyorsan onlar sayesinde alıyorsun. Orada yaşarsın. Yoksa öbür türlü darbe gecesi evlere saklananlar, güvenli evlere saklananlar. Ya işte darbe bastıktan sonra mesaj atanlar, fotoğraf çektirenler. Bunların çoğunluğu, bunların sayısı çok, onlardan çok daha fazla. Onlardan çok daha fazla. Dolayısıyla ben genç arkadaşlara, bizi izleyen genç arkadaşlara özetle rica ediyorum. Bir, size giydirilmeye çalışılan klişe, oryantalist bakış açısından mutlaka ve mutlaka arındırın, kendinizi kurtarın. 15 Temmuz'u bakın, daha önce bu ülkede akademisyen, işte bürokrat, siyasetçi, yani bir şey yok muydu? Egemen kurulu bir düzen yok muydu? Vardı. İki tane darbe yapıldı. Yani gerçekten hiç başarılı olmuş iki darbe. Yani adı üzerine tam darbe olan 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 darbeler, değil mi? Peki o iki darbede de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'ün kurduğu, arkadaşlarıyla kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatıldı. Kim ne dedi? Ne yaptı? O gün akademisyenleri, gazetecileri, yazarlara bakın. Hep bir gerekçeleri vardı. Sonrasında neler oldu? Bir bakın kim nerede ne yapmış. Bir de 15 Temmuz'a bakın. Ben hep onun yüzden anlatmaya çalışıyorum. 15 Temmuz'da bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi üçüncü kez kapatılmaktan korkuyor. Yani ve öyle bir gece ki, yani onu öyle görmek lazım. Kurtuluş Savaşı sırasında Eskişehir, neredeyse Ankara'ya yaklaşmış olan düşmanın aklına gelmeyen bir şey. FETÖ'cüler tarafından gerçekleştirildi. Nedir o? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması. Şimdi şundan karşılaşacak genç arkadaşlar ileride. Biz varken bunu yapamazdık. Bu hikayeyi tersten yazacaklar. Yazıyorlar zaten. O öyle değil. Meclisi içeriden patlayıcıyı da patlattılar. Darbe kontrollü, aslında darbe değil, tiyatro. Aslında o gün şehit olanlar, öldürülen FETÖ'cü askerler ve diğerleri. Yani bak, şehitlik kavramını bile alıp şehit diyor mesela. Orada niye bulunduğunu açıklamıyor, izah etmiyor. Hikayenizi yeniden yazacaklar. O yüzden 15 Temmuz gecesi mücadeleyi verenler o bütün fedakarlığı yaptılar. Bundan sonra akademinin görevi bunu sağlam temeller oturtmak, bilgiyle donatmak ve bunun çerçevesini oluşturmak ve bununla gurur duymak sonunda. Yani dünyada size demokrasi veren, demokrasi dersi vermeye kalkan herhangi birisi. Şimdi ben Avrupa, Amerika'da işte demokrasi, ifade özgürlüğü, hukuk falan çok önemsenen, çok öne konulan kavramlar. Ben de hep öyle diyorum ya. Öyle de inanıyordum. Yani gerçekten onların bu kavramları bu kadar sahiplenmesi, felsefesini, tarihini, çerçevesini oluşturmuş olması, bu kadar güçlü savunması, bunun için bu kadar yatırım yapmış olmaları çok önemsediklerini düşünüyordum. Ama peki hayat, kendi kurduğun bu sistem de seni sanıyor. Hukuk adına soruyorum. Nasıl oluyor da Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'ni kapatmaya kalkan, 251 insanı şehit eden, bu kadar kötülük yapmış bir terör örgütünün elebaşını Amerika topraklarına nasıl barındırabiliyorsun? Hangi hukukla izah ediyorsun sen bunu bana? Yani aramızda da suçların iadesi anlaşması var 1980 tarihli. 1980 tarihli. 7 kez Türkiye Cumhuriyeti onu istemiş, talepname göndermiş. Hiçbirine cevap dahi vermesin, bakmamışsın. Yani dosyayı açıp bakmamışlar bile. Bakmadılar bile. Avrupa medeniyet, değil mi? O her şeyi esip gülüyorlar. Nasıl oluyor da Avrupa topraklarına FETÖ'cüleri tutabiliyorlar? Tek bir soruşturma açmıyorlar. Nasıl oluyor da Alman istihbarat başkanı bu darbenin arkasında FETÖ olduğuna ikna olmadık falan diyebiliyor? Hangi gerekçeyle söyleyebiliyor? Hangi hukukla söyleyebiliyor? Bunu yaşayan biziz. Nasıl oluyor? Bakın Murat Bey, buradan darbeye karışmış askerler helikopterle kaçıyorlar, Yunanistan'a sığınıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin helikopteriyle. Bunlar herhalde mangal yapmaya gitmediler Ege'nin öbür tarafına, değil mi? Bir yerden geldiler. Yani Türkiye'den geldiler. Darbecilerdi bunlar. Ve bunların davaları oldu. Sonunda ne oldu? Hepsini güvenli eve çıkarttılar. Hiçbirini tutuklama, ceza falan vermediler. Nasıl oluyor da hadi anladık, diğerleri için bir gerekçe uyduruyorsunuz. Adil yargılama diyorsunuz efendim.
kötü muamele ediyorsunuz, inanmıyoruz diyorsunuz. Peki adam darbe yapmış, başaramadığı için de helikopterle beraber Yunanistan topraklarına kaçmış. Silahlı, silahlı bir de, silahlı kaçıyor. Bir de onları iade et bari. Hayır, o yüzden bu ikiyüzlü oyuna taviz vermeyin. Yani genç arkadaşlara söylüyorum, siz tabii artık biz yaşımız bayağı ilerledi onların yanında. Bu ikiyüzlü oyuna izin vermeyin. Size demokrasi dersi veren, hukuk dersi vermeye kalkanların yüzüne bunu koyacaksınız. Ben basit mesela gazetecilik konusunda, FETÖ'cü gazetecileri savunma, adı gazeteci ya, adı gazeteci olunca o illa savunulacak bir şeymiş, bir argümanmış. Hayır, onlar emperyalizmin uşağı olan ajanlardı. Ben bununla ilgili uluslararası toplantılarda işte bunu anlattığınız zaman dedim ki, bana siz söyleyin, neyi savunacağım? Örneğin, gazeteci Hrant Dink cinayetinde FETÖ'cüler başrol oynuyorlar ve yargılanıyorlar. Ve bu cinayeti karartmak için FETÖ'cü gazeteciler gazetelerinde yazılar yazdılar ve kitaplar yazdılar. Şimdi siz bana söyleyin. Ben öldürülen gazeteciyi mi savunacağım? Onun cinayetini kapatan gazeteci sıfatı olanları mı koruyacağım? Yani savunacağım. İfade özgürlüğü adına siz bana, aa olur mu biz sizin gibi düşünüyoruz. Hemen orada lafı çeviriyorlar. Dolayısıyla bilgi sahibi olmadan ülkenizde savunamazsınız. Felsefesini anlamadan hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden 15 Temmuz'u o çerçevede arkadaşlar mutlaka izlemeleri, anlamaları ve rica ediyorum, bakın rica ediyorum, kitap okumalarını. Bu konuda ben iki tane kitap yazdım. Benim kitabımı okuyun diye söylemiyorum. Ama şunu değil, şunu anlatmayacağız insanlara. FETÖ 1960'lı yıllarda başlamıştı da şöyle olmuştu da böyle olmuştu da şu. Onu artık girin internette de buluyorsunuz. Orada eksiklik yok. Mesela bu 15 Temmuz ve o süreci anlamak, o süreçten sonra ne yapıyorlar? Ben iki kitap yazdım. Kahraman Hainler kitabı. Darbenin nasıl gerçekleştiği, kimin neler oynadığı anlamı konusunda. Bir de bugünü sosyal medya üzerinden, özellikle sosyal medya üzerinden. Çünkü FETÖ, bakın terör örgütlerinin en büyük savaş alanı medyadır her zaman. Hatırlar mısınız? Falkland adalarının işgali sırasında Margaret Thatcher IRA ile ilgili mücadele ederken, terör örgütüyle mücadele ederken biliyorsunuz orada örgütün adını söyletmiyorlar. Hatta örgüt yöneticilerinin resmini veriyorlar, seslerini bile yayınlatmıyorlar. Yani sesleri bile paylaşılmıyor. Öyle bizdeki gibi örgüt liderine sayın mayın diyeceksiniz, bir önderimiz diyeceksiniz, heykelimi dikeceğiz falan, adamın canını okurlar. İngiltere'de şöyle bir cümle etmişti İngiltere medyası için. Medya terörün oksijenidir diye. Böyle görev yapan medya teröre oksijenlik yapıyor. O yüzden sizin gazeteci olanlar ya işte diğer kurum hukuki olanlar bu konuda çok okumaları gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Fethullahçı terör örgütünün şu anda 120'ye yakın ülkede 1000'e yakın okulu var ve bu yaygın yaygın bir örgütlenmeyi gösteriyor. Şöyle düşünün. Dünyanın bir ülkesinde güneş doğarken tepesinde, bir ülkesinin tepesinde batıyor değil mi? Böyle yer kürenin üzerine böyle bir dolaşım var. Yani dünya dönüyor ve güneş ona göre aydınlatıyor. Bu adamlar dünyanın yer kürenin bütün her tarafında varlar. Bir yerde güneş batıp bir yerde doğduğunda orada uyananlar Türkiye'ye nasıl kötülük yapabilirim düşüncesiyle başlıyorlar sosyal medyaya girmeye. Görevleri bu çünkü. Şimdi biz burada 8-10 saat, 12 saatlik bir gün ışığında 7-8 saat bir aktif şeyimiz var. Ama onu da sosyal medyanın tüketiciliği içinde harcıyoruz. Günlük hayatımızda harcıyoruz. Bu konulara hassasiyetimiz varsa öncelikle kitap okuyarak, kendimizi doldurarak size bir temel oluşturacak. Eleştiriciniz de varsa o kitap üzerinden, o çalışma üzerinden yapacaksınız. Ama onu yapmanız gerekiyor. Çünkü karşınızdaki örgüt bilgiyle geliyor üzerinize. Yani size mesela Adil Öksüz FETÖ'nün sivil imamı değil mi? Darbe gecesi Murat Bey. Hepimiz biliyoruz. Peki derse bir FETÖ'cü, ama bir dakika, Adil Öksüz MİT elemanı, bu da belgesi diye sahte dokümanı gösterdiğinde sahte doküman vereceğiniz cevap var mı? Genç arkadaşlara soruyorum. Hiç kimse cevap veremez. Hemen o zaman işte o FETÖ'cü amacına ulaşır, soru işareti. Sizin kafanızda soru işareti oluştuğunda o sondaki noktanın içinden öyle bir girer ki o virüs, siz başlarsınız
Evet ya galiba burada böyle bir şey var. O MİT elemanı ise demek ki bu darbede kontrol demeye başlarsınız. Oysa biz bu sorunun cevabının çoğunu verdik yazdıklarımızda. Eğer biraz merak ediyorsanız FETÖ konusunda şu kaba sorular. Kaba derken genel anlamında yani böyle şey detay içermeyen. Böyle söylüyorsun da siyasi ayağı niye bilmem ne olmuyor. Mecliste ama o dedi. Ama şunun fotoğrafı var bu. Şimdi FETÖ ile mücadele konusunda böyle yapamazsınız. Yani bu çocukça, bu basit sığ tartışmayı PKK ile ilgili zamanda yapıldı. Ve PKK 40. yılında hala Türkiye'ye zarar veriyor. Çünkü niye? Biz siyasi ayağını, PKK'nın siyasi ayağını sağlıklı tartışmadık. Açık konuşmadık. Bize hep demokrasi, hukuk çerçevesine sınırladılar. Biz de evet ya bunlar parti ama yasal hazineden de para alıyor. Kardeşim bu onun siyasi ayağı olduğunu değiştirmiyor. Ama bunu çerçevesine oturtman gerekiyor. Eyvah eyvah eyvah. Özür dilerim burada bir yok. Arama oldu. Ha, kesilmiş olabilir. Bu onun özetlerini kaldırmıyor. Hukuk öyle çalışır, siyaset böyle bakar. O olabilir. Ben düşünce bağlamında bunların siyasi ayağı olduğunu ispatlamam lazım. Yani insanlara en kolay soruyu şu soruyorlar değil mi? Sıkıştırmak için köşeye mesela. PKK'nın siyasi ayağı HDP konusunda. 6 milyon oy alıyorlar. Bunlar da bir terörist. İnsanlara şu soruyu sormaları gerektiğini yazdım geçenlerde. 6 milyon insan HDP'ye, PKK'ya destek olsun diye mi oy veriyor? Bu soruyu sorun. Peki tamam 6 milyon oy alıyor. O 6 milyon insan PKK'nın eylemlerine destek versin diye, terörist cenazesine katılsınlar diye mi HDP'lere oy veriyor? Hadi buna cevap verin. Ne cevap? Evet diyen var mı buna? Çıkıp bir kişi, evet arkadaş ben oraya oy veriyorum PKK'lıların cenazesine gitsin diye, maddi yardımda bulunsun diye, Öcalan'a sayın desin diye, Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diye ya da ne bileyim ben işte YPG'ye PKK'ya sırtımızı dayıyoruz dediğinde sessiz kalsın diye oy veriyorum diyen bir kişi var mı? Yok. Söyleyemezler. Kavramları, o kelimeleri, kavramları onlarla konuşacaksınız. Yani ona diyeceksin madem oy veriyorsun bu adam da bunları veriyor. O zaman burada durumunu gözden geçirmeniz gereken sensin. Sen nasıl ki AKP'ye, CHP'ye, MHP'ye oy verenlerle ilgili bir yargı belirtiyorsun. Peki ben seni hangi kavramlarla yargılayabileceğim? Diyorsun ki işsizlik arttı, ekonomi kötü, pandemi şöyle oldu, AKP'ye oy verenin de vermeyenin de falan diye söylüyorsun değil mi? Ya da CHP'ye oy veren işte bunlar şunlarla işbirliği yapıyor, şöyle bilmem ne yapıyor. Oy vereni eleştiriyorsun. Peki sen niye oy veriyorsun? O insanlara bunu sormanız gerekiyor. Yani siz her soruya cevap üretmekle meşgulken onlar 40 tane soru geliştiriyorlar. Tamam, onlara cevap vereceksiniz ama buna verilmiş cevapları okuyacaksınız. Arkadaşlarım kitap okumaları gerekiyor bu konuda. Sadece bu 5 yıl önce yaşanmış bir olaydan bahsetmiyoruz. Bu şu anda biz 15 Temmuz'u hala devam ediyor ve biz bunu yaşıyoruz. Ve Türkiye o gün milleti, devleti sokaktan topladı, devleti ayağa kaldırdı. Ve devlet bugün o kendine bu tuzağı kuran emperyalizme karşı mücadele veriyor. Devletinden bahsediyorum. AKP'den, hükümetten falan bahsetmiyorum. Tek başına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsetmiyorum. Bir milletten bahsediyorum. O irade olmasa bunların hiçbiri olmaz. Neden? Şöyle düşünün. 2 yıl önce zannederim Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılması konusu gündeme geldiğinde ne cevap vermişti? Siz karşısındaki Sultanahmet var. Onu niye henüz daha mı dolduramıyoruz ki? Niye onu açılsın falan gibi bir cümle söylemişti değil mi? Bakın o günden bu tarafa anlayışın nasıl değiştiğini, yani aynı cümleyi söyleyen kişi dün, orası bizim milli irade yerimiz, ona kararı biz veririz dedi değil mi? Bir özgüven ben, artışına yol açıyor süreç. Şunu söyleyeyim, o milletin duruşu var ya, o milletin isteği işte böyle. 2 yıl önce bunu söylersiniz, 2 yıl sonra size bunu söyleme gücü verir. Tek yapacağınız şey millete dönüp bakmaktır. Yoksa çok basit. Arkadaş daha 2 yıl önce sen bu caminin açılmaması için şu gerekçeyi öne sürüyordun. Bugün böyle diyorsun. Bunda siz çelişki görebilirsiniz. Muhalif olarak bakarsanız bunda bir çelişki görürsünüz. Ama ben ona baktığım zaman bir irade görüyorum. O iradeyi de millette görüyorum. O yüzden bu millete layık olun.
genç arkadaşlara söylüyorum. Onun için bu milletin değerlerine eminim zaten çoğu arkadaş bu hassasiyette. Bu milletin değerlerine hakim olun. Bakın, hani girişte dedim ya 15 Temmuz gecesi, benim mesela darbeye direneceğini umduğum birçok insan, ben darbeye direnim diyor, bana hakaret etti o akşam. Ve ben o gün anladım, onların yurtseverlikle bir ilgisi yokmuş. Onlar yeter ki ben bu hükümetten kurtulalım da nasıl olsa kurtulalım. En gülünç tarafı da ne biliyor musunuz? 15 Temmuz'un hikmeti. Eğer 16 Temmuz darbe sabahı 03'te bu gerçekleşseydi, amaçlarına da ulaşmış olsalardı FETÖ'cüler, birçok insan, yani belki toplumun tamamı da öyle olacaktı, bunu Atatürkçüler yaptı düşüncesine kapılacak. Her şey öyle işleyecekti. Muhalifler işte Atatürkçüler geldi diye alkışlayacaktı. Muhafazakar kesim, darbeye hedef olmuş kesimde, gördün mü bu Atatürkçüler yine 60'ta da bunu yaptılar, 80'de de bunu yaptılar, 28 Şubat'ta da bunu yaptılar. Zaten geleneklerinde vardı, bak bunu da yaptılar diyeceklerdi. Bak böylece FETÖ'cüler Ergenekon balyoz sürecindeki kumpası burada gerçekleştirmiş olacaklardı ve suçu yine kimin üzerine atmış olacaklardı? Atatürkçü kesim üzerine. Ve bu mücadele, bizim 40-50 yıl 60'tan beri yaşanan bu kavgamız var ya, iç kavgamız, bir 50-60 yıl daha götürürdü bizi. Yanılıyor muyum Murat Bey? Aynı kavga. Muhafazakar kesim diyecekti ki, gördün mü 60'ta, 80'de, 28 Şubat'ta bunu yaptılar, işte bunu da yaptılar. Bak zaten FETÖ'cüler de söylüyorlardı, Ergenekoncu balyozcular darbe hazırlığı yapıyorlar. Meğer doğruymuş. Bak adamlar orayı da bombaladılar. Bilmem ne yaptılar. Adamlar hakikaten bu düşünce, bu algı, bak nasıl bir şeytani bir plan var içinde. Ama Türk milletinin gücü bu darbe girişiminin FETÖ darbesi olduğunu o gece açığa çıkardı. Üstadım, o gece Ankara'da çok yakın sevdiğim bir hocam var. Adını da buradan alalım. Ahmet Rıza Balım diye. Meydanlara çıkacağım dedi bu arkadaşımız. Çıktı. Yolda giderken dedi, bir tane adam çıktı arabanın önüne, beni durdurdu. Kızılay'a gidiyordum dedi. Adam arabaya bindi dedi, zil zurna sarhoş dedi. Ağzı içki kokuyor dedi. Beni de götür, ben de meydanlara çıkacağım, ben de mücadele edeceğim diye zorla arabama bindi. Yolun önüne atlayıp tenha bir yoldan gidiyordum dedi, bindi dedi. Dolayısıyla hani dediğinizin altını çok dikkatli ve biraz da çok da çizmek gerekiyor. Aslında bu mücadele sağ sol değil, vatan mücadelesi. Tabii. Başka bir duyguyu, başka bir ruh, tabii, halini yansıtıyor. Hani 15 Temmuz'da sizin de aslında onun felsefesi, ruh hali diye vurgulamaya, tabii, çalıştığınız nokta, yani vatan sevgisi siyasetin çok daha ötesinde bir duygu. Bakın genç arkadaşlara Kuvayi Milliye tarihini okumalarını özetle tavsiye ederim. Yani Kuvayi Milliye daha Anadolu işgali başladığında Anadolu insanının hangi kavramlarla direnişe başladığı bir andır. Yani bugün daha sonra demokrasi için mi? Yani Kuvayi Milliye'nin kullandığı kavram demokrasi var mı mesela? Hukuk var mı? Zaten saldırıya uğramış. Vatan, millet, bayrak, din, iman. Bak hocam, bu ülkenin, bu ülke, şöyle ben bir hesap yaptım. Türkler Anadolu'ya geldiğinden beri neredeyse bölün, çarpın şeyleri, yılları, günleri birbirine, şehitlerimizle bölün, birbirine böyle karşılaştırın. Şehit vermediğimiz gün yok. Bu coğrafya öyle bir emanet. Eğer ben bütün siyasi tartışmalar, kim hangi koltuğu almış, kim ne yapmış, beni hiç ilgilendirmiyor. Ben bu milletin ruhunu görüyorum. Kendimi de sadece oraya ait hissediyorum. Sadece o fedakar insanlara. O günden sonra ben 15 Temmuz gerçekten bir insanın hayatında eğer bir değişiklik yaratmıyorsa zaten başka hiçbir şey yaratmaz. Yani doğum günleri veya diğer işte evlilikler, boşanmalar falan filan değil. 15 Temmuz'u eğer bir yere oturtmuyorsan bilincinde, bilgi şeyinde bir anlamı yok. Ben o günden beri baktığımda şunu gördüm. Ya öyle bir büyük bir güç varmış ki bu ülkede, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı zaman güvendiği güç de oymuş. Zaten Atatürk daha sonra şunu yazıyor. Samsun'a çıkarken diyor, benim yanımda Türk milletinin mücadele azminden büyük başka bir güç yoktu diyor. Ben bunu yazdım şeye. Samsun'a çıkmanın anlamı neydi? Atatürk'ün sözleriyle yazdım. Çünkü niye?
Mondros anlaşması imzalandıktan sonra İstanbul'a dönüyor. 6 ayını İstanbul'da geçiriyor. Görüşmediği hiç kimse yok. Padişah'la, o günün yazar çizer takımı yabancılarla, askerlerle, Meclis-i Mebusan'la bazı yasalar çıkartmak istiyor. Hatta Harbiye Nazırı olmak istiyor ki bir yöntem, Anadolu'da direnişi oradan örgütlerin falan diye, onu beceremiyor, olmuyor. Ondan sonra bir sürü girişimde bulunuyor. Ve sonra Samsun'a çıkmaya karar veriyor. Ve millete güveniyor. Ondan sonra orada bir milletin geleceğini ancak milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Sözü boşuna söylenmiyor. O yüzden o gün Atatürk'ü güç veren de, o günün kullandığı kavramlara bakın Allah aşkına. Erzurum bildirgesine bakın, Sivas bildirgesine bakın, Amasya tahminine bakın. Hep milletten bahseder. Atatürk ölmeden önce de yine mal varlığını Türk milletine armağan ediyor. Yani veriyor. Neyi varsa Türk milletine. Ailesinden yaşayanlar da var oysa. Ve bunun için de meclise işte bir mektup gönderiyor. Meclis de ona teşekkür mektubu gönderiyor. Ve orada bir cevap yazıyor. Diyor ki, vakti geldiğinde bu millete canımı da vermek için sıramı bekliyorum gibi bir cümlesi var. Tam hatırımda yok ama mealen böyle bir şey söylüyor. Yani mücadeleye başlayışından ölümüne kadar, son nefesine kadar milleti için. Çünkü millete güvenmiş. Bakın ben bu 15 Temmuz darbeyle ilgili programlarda hep şunu söylerim. Mesela siz Atatürk, mesela darbeciler darbe konusunda hep Atatürk'e referans veriyorlar. Atatürkçüler, Kemalistler, darbeci, darbe falan. Böyle bir kriminal hale getirme. Bu emperyalizmin ciddi bir oyunudur. Onun maşası olan askerlerin ürettiği bir oyundur. Yanlış anlamayın. Darbeci askerlerin tamamı emperyalizmin maşasıdır. Her zaman. Darbe konseyinin adı öyle değil miydi? Tabii. Yurtta Sulh Konseyi'ydi. Tabii. Şimdi diğerlerini de sayıyorum. Yani Kenan Evren daha önceki 27 Mayıs darbesini de sayıyorum. Atatürk'ün hiçbir sözünde millet kelimesinde, cümlesinde millet geçmeyen bir şey yoktur. Hep millete güvenme vardır. Hep millet değil. Yani ya bir gün işte bu ülkenin polisine güvenin, askerine güvenin, şöyle yapın, ordusuna güvenin falan değil. Onlara kendi yerinde bir ölçüde onore eder her zaman. Ama her cümlesinde Türk milletinden bahseder. Büyük Türk milletinden bahseder. Ya Türk öğün, çalış, güven olmayan bir şeyi sana, yani o güne kadar o kavramla kimseye Türk öğün, bunun övünecek bir şey olduğunu biz 15 Temmuz'da da gördük işte. Çünkü gerçekten ahlakıyla, yani şöyle düşünün, 251 şehit veren Türk milleti, 2193 gazisi olan Türk milleti. O gece darbecilerden 30'a yakını sadece ölü ele geçiriliyor. Onların da nasıl olduğu belli zaten. O gün sağduyusunu kaybeden, böyle işte kriminalize edilmeye çalışan bir hınçla saldırsaydı insanlar, darbecilerden ölü geçirilen, ele geçirilenlerin sayısı daha çok olmaz mıydı? Kesinlikle olur. Ve bunu da yaparlardı. Yapabilirlerdi. Ama ne yaptı insanlar? Alıp askerleri, teslim alanları hepsini savcılıklara, polislere, kendi elleri teslim ettiler. Şimdi dolayısıyla böyle bir ahlaklı bir milletten bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim bunu çok güçlü bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Yani bu neslin bunun ne olduğu anlamını bilerek karşımızda vakıflarıyla, parasıyla, emperyalist patronlarıyla, içerideki hain işbirlikçileriyle bunu yok etmek isteyen çok büyük bir grup var. Ama Türk gencine, bu mücadele kafasını, gövdesini, başını koyacak gence yapacağı en önemli şey şu. O gün 15 Temmuz'da savaşını kaçırdınız. O gün yoktunuz. Çocuktunuz, evinizdeydiniz. Bugün 20 yaşındasınız. Tamam mı? Artık görev sizin. Bunu okuyup anlamak ve anlatmak göreviniz diye düşünüyorum. Burada ama şu soru ister istemez ortaya çıkıyor. Bunu devlet gençlere bu ruhu canlı tutmada başarılı mıdır diyebilir miyiz? Yani bu şöyle, bu verilen bir görev değil, talip olunan bir vazife. Bana hiç kimse 15 Temmuz gecesinde devlet hiç kimseye sokağa çıktım diye bir görev vermedi. Ama yurdunu seven, vatansever insanlar kendini sokağa attı. Ülken şeye girdiğinde, çıkmaza girdiği zaman Atatürk'ün sözüne, ya içinde bulunduğun ahval ve şeraiti düşünmeyeceksin. Ya da Batuhan Ergin'in söylediği gibi eve erzak almaya değil arkadaş, devlete sahip çıkmaya geleceksin. Devlet dediğin bir kurum. Sen ona hayat verirsen, sen ona kan olursan, canını verirsen
O ayağa kalkar. Devlet dediğin başka nedir? Devlet ki insandır. Devlet insandır. Yani onu şöyle düşünün, bir araç örneği verelim. Kullanılan bir araç. Bunu insanları bir yerden bir yere nakletmek için de kullanabilirsin devleti. Ya da birilerini üzerine sürmek için, onlara zarar vermek için de kullanabilirsin. O senin ahlakınla ilgili bir şey. O ahlak, o ruh sende var diyorum. Onu keşfet. Sen onu keşfet, o damgasını vuracaktır. Gittin, şöyle bir şey söyleyeyim. İyi insandan iyi politikacı, iyi insandan iyi doktor, iyi insandan iyi araştırmacı, iyi akademisyen, iyi sanatçı olur. İyi insandan olur bu. Önce ne ama iyi insan olmamız gerekiyor. Ailemizde, çevremizde, kendimizi geliştirerek. Şunu düşüneceksin. Ben bunu okuyorum. Peki ne yapacağım bunun? Ne faydası var falan? O okuduğun her şey yarın bir yerde öyle bir cevap verirsin ki o senin Güneydoğu'da siperde vatan savunması yapan askerin mermisi kadar iş görür, biliyor musun? Yani sana birisi Adil Öksüz MİT elemanıymış, kontrol darbe değil mi zaten o zaman? MİT'in elemanı başında olduğuna göre bir darbenin dediğinde o öyle değil, şöyle, bu çünkü şurada yazılmıştı dediğinde sen vatan savunması yaparsın. Bilgiyle böyle savunulur ülke. Yani yoksa öbür türlü kaba fikrin sahibi olursun. Karşındaki adam, bak FETÖ şöyle bir şey yapıyor. Herhangi bir konuda üretimde bulunduğunda, yalana dair bir üretimde bulunduğu zaman bunu paylaştırıyor. Pay ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Devletten böyle bir şey beklenemez zaten. Bu bireylerin çabasıyla, akademisyenlerin, gazetecilerin çabasıyla olur. Sen bu işe talip olursun. Öyle bir verilecek vazifeyle yapamazsın. Öyle yapan bürokratlar var. Hiçbir şeye yaramıyor yaptıkları. Kendi de zaten. Yani? Evet. Kesildi evet. Galiba. Yok, devam ediyoruz. Ya tamam. Dolayısıyla böyle bir durumda içinde bulunduğun ahval ve şeraiti düşünmeyeceksin ve muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyen Atatürk'ün sözüne bakacaksın ve yolunu bulacaksın. Doğru yolunu bulacaksın. Dolayısıyla 15 Temmuz'a da anılmayacak kadar hayatın her içinde gençlere aktarılması gereken bir husus. Aynen. Şimdi bana bir adam, FETÖ'cülerin benimle uğraşmaların ana sebebine ben her gün, her geceyi, her günü 15 Temmuz gibi yaşadığım için. Benim FETÖ ile ilgili bir şey yapmadığım gün var mı? Bir bakın sosyal medya hesabıma ya da yazılarıma bakın. Haftada bir gün başka bir şey yazmışsam bir başka mutlaka FETÖ yazmışsındır. Çünkü karşında dinamik, canlı, yaşayan bir örgüt var. Yani 15 Temmuz'da tepelenmiş, artık sonu gelmiş bir örgütten bahsetmiyoruz. Hala Türkiye ile mücadele eden, ihanet peşinde olan bir örgütten bahsediyoruz. Var mı böyle bir şey? Hem içeride hem dışarıda devam ediyor. Tabii. Yani o yüzden hani 15 Temmuz sadece bir gün değil benim için. 365 gün bunlar oluşuyor. Ve bu etkisizleştirilene kadar, ya en azından entelektüel olarak da, yani bilgisayar açısından da tehlike olmaktan çıkana kadar ben yaşıyorsam o mücadeleyi vermek zorundayım. Vereceğim de zaten. Yani buna ahdim var 15 Temmuz gecesindeki o fedakar insanların mücadelesinde. Dolayısıyla hani dediğiniz gibi 15 Temmuz sadece 15 Temmuz ama ya ben şuna da razıyım hocam. Keşke bir 15 Temmuz gününü o ruhla yaşasalar. Ona da razıyım artık ben. Korkum daha kötü. Korkum daha kötü. Korkum daha da şundan kötü. Cephe de alırlar diye korkarım. FETÖ sana ona cephe de aldırır. FETÖ 15 Temmuz'a cephe de aldırır sana. Öyle bir noktaya getirirler ki öyle bir rıza üretim projesine girerler. Sen dersin ki, aa evet ya, hakikaten burada bir şey varmış falan, başlarsın şüphe etmeye. Ha? Şüphe etmeye. Dolayısıyla donanımın sağlam olacak, mücadeleye öyle devam edeceğiz. Evet. Bu 15 Temmuz'un hani önemli ayaklarından biri, pek ne yazık ki medyada gündeme gelmese de, üniversiteler. Bu devletin refleksi olarak, doğal olarak polis, asker, adalet, hızlı bir refleks gerektiren bir alan. Çünkü güvenlik ve adaleti çökerttiğiniz zaman devletin, milletin varlığını doğrudan tehdit etmiş oluyorsunuz. Ama bunların asıl beslendiği alan, çünkü hakim üniversiteden mezun oluyor, hakim oluyor. İşte asker mühendislik eğitimi alıyor, gidiyor askeriyede görev alıyor yeri geldiğinde. Polis de aynı şekilde. Bu üniversiteler kamuoyunda sadece üniversite sınavlarıyla sınırlı gündeme geldi. Bunu özellikle hani bizi izleyenler açısından, dinleyenler açısından özellikle söylüyorum. Hani mesela Süleyman Demirel Üniversitesi
15 Temmuz'dan önce Türkiye'de FETÖ operasyonunun yapıldığı ender kurumlardan bir tanesi. Bir de genel sekreteriniz var değil mi? Çok bu konuda başı ağrıyan ve çok yıpratılan genel sekreteriniz vardı. Evet. Burada bir seçim süreci oldu. İşte hatta hani bunu belki tarihte kayda düşsün diye söylemem lazım. Mevcut rektör, FETÖ'cü olduğu çok bilinen rektörümüz YÖK tarafından listeden çıkartılamadı. Hani belli bir oy aldığı için. Ki bu dediğim tarih 15 Temmuz'un öncesi. 2015'in Nisan ayında seçim oldu. Paralel devlet ortaya çıkmış aşikar bir şekilde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne hani listede bir sıra geriye gitti ama liste olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne kadar götürüldü. Sizin de malumunuz hani bu kasetlerin bir kısmını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ham halleri bulundu. Hem MHP hem de Deniz Baykal'a karşı yapılan kumpaslarda. Dolayısıyla şu soruya gelmek istiyorum. Bu üniversite FETÖ ilişkisinde güçlü bir bağ. Bu FETÖ tarafından bir beslenecek kaynak olarak görüldü. Çünkü örneğin benim üniversitemde çok hızlı akademisyen devşirildi. Yan doçent, doçent yapıyorsunuz hızlı bir şekilde. O dil sınavlarındaki barajlarda her türlü hilekarlığı yapıyorsunuz. Sonra bunları bir yere dekan, müdür, bölüm başkanı olarak gönderiyorsunuz. Oradan da yeni kaynaklarla beslemeye çalışıyorsunuz. Ve inanır mısınız ben ilk defa hani böyle efsane gibi anlatılan katalog evliliğinin ne olduğunu hani kendi üniversitemde idarecilik yaptığım bu süreçte yer aldığım için hani ya böyle şey olur mu ya kataloglarla evlenilir mi diyenlerin nasıl hayata geçtiğini delilleriyle hani delil olmasa çünkü insana biraz fantezi gibi geliyor katalog üzerinden evlilik delilleriyle görme fırsatını elde ettim. Siz bu üniversite konusunda bizlere ne söylersiniz? Şimdi bu konuda bana çok sayıda bilgi aktaran akademisyenler oldu. Eski idareciler, hala görevde olan akademisyenler oldu. Ama ben bunların birçoğunun savcılıklara gittiğini de biliyorum. Çünkü benim işim savcılığa, yani bir savcı olmak, polis olmak gibi bir rolümüz yoktur gazeteci olarak. Biz olayları anlatırız insanlara. Ama savcılıklarda birçoğunun işleme tabi tutulmadığını, takipsizlik verildiğini, işte YÖK'ün bu işlere sessiz kaldığı gibi bir takım iddialar vardı. Benim tabii burada ben o hukuki mekanizma, yani idari ve hukuki mekanizmalar ne olursa olsun, ben şunu beklerim akademi dünyasında. Bu konuda ellerindeki neler varsa bunu paylaşmaları gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Bahsettiğiniz olayın bir yönü FETÖ'cülerin kayrılması, FETÖ'nün idarede, akademide hakim olmasıysa bir de hakları yeniden mağdur insanlar var. Ama biz akademi ve FETÖ ilişkisini irdelediğimiz zaman gelebildiğimiz yer üniversite sınavlarındaki yolsuzluk oluyor. Yani üniversite sınavlarının kapısına kadar FETÖ'nün bağlantıları hakkında bilgimiz var. Neler yaptıkları, usulsüzlükleri hakkında bilgilerimiz var. Ama üniversiteye girdikten sonraki süreçlerle ilgili bilgimiz yok. Yani orada kayrılan öğrenciler, hakları yenilen öğrenciler, kayrılan akademisyenler, hakları yenilen akademisyenlerin ne olduğu hakkında bilgimiz yok. Orada çok ciddi bir sessizlik var. O yüzden bunun kaldırılması gerekiyor. Yani bu kalkması için de akademi dünyasının bu anlamda bir örgütlü yapıyla bunu raporlaştırması, kamuoyuna anlatması gerekiyor. Neden şu işler yapılmıyor? Yoksa nereye gitsem, hangiyle gitsem sizi göremiyorum ama umarım yayın devam ediyor değil mi? Devam ediyoruz, ediyoruz. Devam ediyor, evet tamam. Nereye gitsem bu tür şikayetlerle karşılaşıyorum ama bu sadece bana aktarılan bir şikayet ötesine geçmiyor. İnsanların çok bildiği şeyler var. Bu konuda üniversiteler arası bir platform mu kurulur, bununla ilgili bir girişimde bulunur. Bununla ilgili çok ciddi iddialar var. Ve eğer burada hala varlığını koruyorsa Türk biliminin geleceği de tehlike altında demektir. Bakın bugün biz bunu ben Milli Eğitim'de de görüyorum. Öyle olaylar yaşıyoruz ki devletin yayın organlarına görüyorum. Hala sivil ayakta yeterince bir şey mücadele görülmüyor zaten. Yani orada nedense Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik operasyonları şu ana kadar %20'leri buldu. Emniyette çok kritik yerlerde olmak üzere 50-60 bin civarında bir temizlik yapıldı. İşte MİT'te belli bir temizlik var. Yani güvenlik birimlerinde bahsettiğiniz gibi temizlik var ama
sivil ayakta, sivil bürokraside yok. Oysa öyle ilginç örnekler veriliyor ki bakan yardımcılarına kadar, bakan danışmanlarına kadar FETÖ'cü kimliği devletin resmi kayıtlarına girmiş durumda olanlar da var. Ama buna rağmen görevlerine devam ediyorlar. Ve bu konuda bölgenin siyasetçisi, işte akademisi eğer üniversitelerin bir araya, akademisyenlerin gelip bir araya gelip. Çünkü niye biliyor musunuz? İnsan beraber akademide çalıştığı ya da askerlikle beraber görev yaptığı insanlardan emin olmak ister. Yani siz şimdi muhtemelen bu insanlarla karşılaşıyorsunuz. Muhtemelen bazı ortak toplantılara da katılıyorsunuz. Ya acaba bu adam burada şu anda bir ses kaydı, görüntü kaydı yapıyor mu diye şüphelenmeden yaşamamanız gerekiyor. Çünkü bir FETÖ'cü varsa bir yerde, siz de onu biliyorsanız, şundan emin olabilirsiniz. Mutlaka kayıt yapıyor. Mutlaka oradaki durumu bildiriyor. Ve bu ilginçtir. Siz genel bir toplantı olabilir bu. Ama özel toplantı da olabilir. Üniversitenin yönetimiyle ilgili olabilir. Akademi dünya, yani çok daha kritik toplantılar olabilir. Şunu bileceksiniz. Bir FETÖ'cü orada bulunma sebebi asla orayla ilgili değil. Örgütle ilgilidir. Orada konuşulan, söylenen, yazılan, çizilen neyse örgüte aktarmakla görevlidir. Onların birincil görevi budur. Her olaya baştan bakarlar. Yani bir FETÖ'cü en önce örgütün yararına bakar. Diğer yararına bakıyormuş gibi dediği şey sadece örgütün yararı açısından önemlidir. Dolayısıyla bu konuda görev belki hani hukuka düşüyor diyorsunuz ya da işte hükümete düşüyor diyorsunuz ama bence bu konuda mağdur olanla konuşması gerekiyor. Bir örnek vereyim isterseniz onu tamamlayayım. Üniversite sınavları dahil olmak üzere FETÖ'nün yaklaşık 400 bin yani diğer sınavlarla beraber çalınma, soru çalınması sebebiyle 400 bine yakın şey var. Mağdur ettiği insandan bahsediyor. Nerede 400 bin insan, bu mağdur insanlar? Niye hiç şey yapmıyorlar? Mücadele etmiyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleye herkesin ortak olması gerekiyor. Yani şöyle, hani Atatürk'ün sözünden örnek veriyorum ya, içinde bulunduğun durumun ve şartların dikkate almadan, önemsemeden mücadele yapacaksın. Yoksa hepimizin bir gerekçesi var Murat Bey. Herkesin bir işi var, gücü var, bir hayatı var, ailesi var, çocuğu var. Herkesin bir şeylerden endişe etmesi gerekiyor. İşte FETÖ'cülerin bizi ya da bu ülkedekileri yakaladığı, sıkıştırdığı nokta orası biliyor musunuz? Diyor ki, bunlar gündelik hayatın içindeler ve bu korkularla yaşarlar. Oysa ben her şeyimi feda etmeye hazırım. O yüzden fedai ruhu onlarda. Hani hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği haşhaşi, yani ölümüne eylemini gerçekleştiren haşhaşiler gibi olduklarını boşuna söylemiyoruz. Eğer o ruhu taşımazsanız onlarla mücadele edemezsiniz. Yani onların o fedakar, kendi tırnak içinde söylüyorum, fedai ruhuyla aynı şekilde mücadele edemezseniz şunu söylersiniz, deminden arz ettiniz siz de, ya devlet bu konuda şunu yapmıyor. Yani her şeyi devletten beklerseniz olmuyor. İşte akademide ise akademide var olduğunu bildiğiniz o FETÖ'cülerle bu şekilde mücadele edeceksiniz. Sosyal medyada, günlük hayatta mücadele edeceksiniz. Elinizde bilgi varsa onları devletle paylaşacaksınız. Hakkında soruşturma açılmasını isteyeceksiniz. Bunu hatta şunu yapacaksınız. Arkadaş böyle bir bilgi var. Sen kendin git kendinle ilgili ihbarda bulun. Temizlen, aklan bu. Çünkü öyle bir şüphe. Çünkü FETÖ'cü bir başka kılıkta gelmiyor bize. Bir başka şey yapmıyor. Size, bize, hepimize benzeyen, yani bu ülkenin insanının bir benzeri. Ama ruhu satılık adamları. Onu açığa çıkarmak gerekiyor. Varsa onu açığa çıkarmak gerekiyor. Ama bu konudaki mücadeleyi sadece devletten, iki savcıdan falan. Savcılar, polisin de şeyi var. Korkuları var, endişeleri var. Yarın rüzgar değişir, bunlar benim aleyhime çalışır falan diye. Ama onlar vazgeçti de siz yurttaş olarak bu mücadeleyi sürdürmek zorundasınız. Buradan şöyle bir ders çıkaralım biz de akademiye olarak. Daha özgür düşünme yeri ise eğer üniversiteler, bu konuda daha cesur olmamız gerekiyor. Şimdi evet. özgürlük kavramı üzerinden değil de savaş kavramı üzerinden anlatmak lazım. Arkadaş, evet, evet. FETÖ'nün olduğu her yer benim savaş alanımdır. İster akademi, ister medya, ister siyaset, ister bürokrasi. FETÖ'nün olduğu her yer benim için savaş alanımdır. Ben ona göre donanımlı olacağım. Bitti. Bir boyutu da bu FETÖ'nün uluslararası boyutuna değindiniz. Hani bir dünya çapında bir organizasyon. Arkasında tek başına olmadığı çok aşikar, böyle bir güçlü bir organizasyonu kurabilmek. Ama şöyle konuda toplum olarak, sadece devlete de yük vermeyelim. Toplum olarak yurt dışındaki
diğer yaşayan dünya vatandaşlarının bu konuyu algılamasında sistematik bir davranışımız olmadı. Yani FETÖ'nün diasporası tüm dünyada hani siyasetçi etkileyebilir. Ondan onu bekliyoruz zaten. Hani gidip de Amerikalılar buyurun size hediye paketiyle FETÖ'yü elebaşını teslim ediyoruz demeyecekler. Ama sıradan bir Amerikan vatandaşının da bu konudaki fikrini olgunlaştırmada toplumun farklı kesimleri yeterince bir çaba göstermedi. Belki bu bizim hani uluslararası alandaki bu bağlamdaki etkinsizliğimizden mi kaynaklanıyor? Ben bir örnek vereceğim hani bunu dillendirmek için. Bu malum söyledim Süleyman Demirel Üniversitesi hani 15 Temmuz öncesi bu süreçleri yaşadığı için hemen arkasından bizim bağlı anlaşmamız olan dünyadaki tüm üniversitelere bir 6 sayfalık İngilizce mektup hazırladık. Dedik ki hani Türkiye'de böyle böyle şeyler oluyor. Sizin kafanız karışmış olabilir ama ben sizlere bunları örneklerle açıklayalım. Bunlar haksız yere yayın yapıyorlar, ünvan alıyorlar. Bunları da örneklerle böyle 5-6 ana maddelik örneklerle açıklayan bir metin gönderdik. Bu tip toplantılar, organizasyonlar oluyor. Ben de bakıyorum hani öz eleştiri, hani bizim gibi yapanlar var. Eksik olduğumuz yönler de var. Uluslararası bir sürü konferanslar oldu. Gidip bu konuları anlatan akademisyen sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar da az. Bu sadece akademik camiayla da sınırlı da değil tabii ki Nedim Bey. Hani dış politikada, eğitim ayağında, turizm ayağında farklı boyutlarıyla etkili olduğunu gözlemliyoruz. Evet. Bu diaspora açısından ne söylemek istersiniz? Şimdi bir olayla ilgili, kişiyle ilgili algı yaratma konusunda iki tane çok önemli güç var. Biri devlet, biri medyadır. Şimdi Amerikan devleti FETÖ'yü koruduğu sürece, medyası da ona uygun davrandığı sürece oradan bir sonuç çıkartamazsınız. Yani ortalama bir Amerikalı Avrupa ülkelerinin iki tanesini sayın deseniz sayamaz. Türkiye'nin yeriyle ilgili zerre kadar alakası yok. İşte bizi böyle Arap ülkelerinin klasik fotoğraflarıyla karıştıran sorun Amerika. Bilmez mi? Türkiye diye bir ülke olduğunu bilmeyen bir sürü Amerikalı vardır. Yani öyle ortalama bir... Bizim buradaki problemimiz FETÖ'nün ne olduğunu bilip de gerçekten ne olduğunu bilip, siz mektubu gönderdiğiniz yerler. Emin olun FETÖ'yü biliyorlar zaten. Sizden daha iyi biliyorlar. Ben 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Amerika'ya gittim. Onda bir konferansa. Basın kuruluşları, akademi, senato falan filan. Onlar hatta 15 Temmuz'dan önce zannederim 2013-14 yılıydı gittiğimde yine bir toplantıda. Gittiğim yer yine New York'a çok yakın sayılır, 2 saat bir yerde. Demokratların daha çok olduğu. Yani şöyle diyeyim, mesela izlemeye gelenlerden bir tanesi meşhur sinemacı Elia Kazan'ın eşi. Yani toplantının, kalabalığın, orada yaşanılan bir bölge var. Orada dünyanın her yerinden, Mısır'dan, işte ne bileyim, Küba'dan, Türkiye'den bir sürü insanlar geliyor. Bir gündem belirlenmiş oluyor. Siz de o insanlara orayı anlatıyorsunuz, o olayı anlatıyorsunuz. Ben de bir işte Hrant Dink cinayeti falan filan bu çerçevede konuşmaya gittim. Fethullahçılar anlattım FETÖ'yü falan filan. FETÖ'cüler de orada. Yanlış ama onlar da izlemeye geliyorlar. Dedim ki Fethullah, peki bu Fethullahçılar nerede yaşıyor biliyor musunuz? Bilen hiç kimse yok. Buradan 2 saat ileride Pensilvanya dediğinizde hiçbir şey ifade etmiyor onlar için. Yani bu okumuş yazmış böyle New York Times okuyan insanlar yani. Hayatı günü öyle başlayan insanlar. O yüzden devlet, yani Alman devleti, Amerikan devleti, bildiğiniz devleti korumuyorsa FETÖ bu şekilde hareket edemez. Alman ya da Avrupa ülkeleri PKK'yı bu şekilde korumuyorsa gidip orada eroin satamaz. Orada insan kaçakçılığı yapamaz. Haraç toplayamaz. Anlatabiliyor muyum? Bunlar izin veriyor ki bunlar oluyor. Gidin bakalım Murat Bey, siz gidin orada bir izinsiz para toplamaya çalışın. Ya da bir ne yapıyor size Avrupalılar ya da Amerikalılar? Ama o PKK yapabiliyor. Terör örgütü olarak tanındığı halde, yasaları bile öyle tanıdığı halde Öcalan'ın resimleri, bayrakları, PKK'nın dernekleri her yerde faal.
Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu konuda bir komplekse girmenize gerek yok. 15 Temmuz'dan sonra gittiğimde de yine senatoda veya şeyde yaptığımız konuşmalarda, akademilerde hep şunu söyledim ben. Ben buraya bilmediğiniz bir şey anlatmaya gelmedim. Sizden bir tek ricam var. WikiLeaks tarafından yayınlanan Amerikan Dışişleri Bakanlığı belgelerine bakın. FETÖ orada yazıyor zaten. Yani sizin Amerika Büyükelçiliklerinde çalışan görevleriniz FETÖ'nün Türkiye'deki faaliyetleri konusunda zaten Amerika'ya bilgiler notları geçirmiş. FETÖ bunlar hep bir şey oldu. Ve ben Amerika'ya giderken yanımda bunları götürdüm biliyor musunuz? Neyi götürdüm? Amerikalıların FETÖ hakkında hazırladığı belgeleri götürdüm. Mesela 2012 yılında Sandy kasırgası var. Ve bu kasırga işte her yeri yıkıyor, ediyor falan. FETÖ elebaşı, o zaman ben hiç kaçırmadım. Yani çok yakından izlemiştim. Zaman gazetesi okuyorum. Bir dua yazıyor not defterine. İşte bunu diyor evinizin duvarına, bahçenizdeki ağaca, çitinize asın, işte sizi etkilemeyecek falan da. Gerçekten de o bölgede bir şey oluyor. Yani bir şey oluyor değil mi? Mistik bir şey olmuyor. Rüzgarın yönü gereği orada etkilemiyor bölgeyi. Hoca efendinin efendim diyor duası kabul oldu. Bakın diyor Sandy kasırgasını durdurdu. Bugün Sandy kasırgası FETÖ dua diye yazın. Google'a gelecek karşınıza. Notuyla beraber gelecek. Kendi açıklamalarıyla beraber gelecek. Ben bunları götürdüm Amerika'ya. Yani hiç buradan şu olmuş bu olmuş onları bilmediği bir şey götürmedim. Onların bilgileri ve belgelerini götürdüm. Yaşadığı yerin adresini gösterdim. Adam da burada yaşıyor. Hadi şimdi dedim hukukun bir de aramızda 1980 tarihli anlaşma var. Suçların iadesi anlaşması. Yani herhangi bir kişiye hakkında olağan bir şüphe sadece suçun tespit edilmesi mahkeme kararı gerekmiyor. Kuvvetli suç şüphesi olması bile onun ifadesi hatta iadesi için yeterli görülür. Ama Amerika bunu hiç işletmez. Hatta Türkiye Cumhuriyeti 7 defa talep etmesine rağmen bir kere dahi olsun kapısını vurup ya bize bir evrak geldi. Fethullah Gülen diye birinden bahsediliyor. 7 defadır böyle oluyor. Adres de burası. Bu siz misiniz? Bir yanlışlık mı var diye sormaya geldik diye girişimde dahi bulunmadılar. Dolayısıyla bunu şunun için anlatıyorum. Avrupa'dan, Amerika'dan bir şey beklemeyin. Daha ilk başta yani konuşmanın içerisinde anlattığım gibi kendinize güvenin. Bir, hukuktan ayrılmayın. Hukuk dışına, evrensel hukuk ve ülke hukuku dışına çıkmayın. Mücadelenizi bakın böylesine asimetrik bir mücadele yapan terör örgütüne karşı Türkiye Cumhuriyeti hep hukuk içinde mücadele ediyor. Darbe davaları dahil olmak üzere işkencesi olmadan, hakaret olmadan, yargısız infazı yapma öyle bir şey yok. Hepsi hukuk içinde yapılıyor. Bu dünyanın gözü önünde açık duruşmalar şeklinde yapılıyor. Dünyada böyle bir yargılama yok. Böylesine yani düşünün Amerika'da böyle mesela başkanın 5 yaveri şey çıkacak. Bir örgütten çıkacak. Ordunun generalin %42'si o örgütten çıkacak. İşte on binlerce eleman olacak orada. CIA'yı bilmem nesi devreye girmeyecek. İnfaz Guantanamo yani IŞİD'çileri Guantanamo'ya koymuşlardı ya ondan beter ederler. Onlara ayrı bir ada. Orada ayrı bir yargılama yaparlar. Ayrı bir muamele çekerler orada onları. Biz Türkiye'de teknik kıyafetle bile karşı çıktık bu anlamda. Niye? Aman ha tek tip giydirsen ne olur gibi. Onun biz ruhunu görüyoruz. Onun FETÖ'cü alçak ruhunu görüyoruz. Da tek tip giydirse giydirip de bakın işte insanları böyle böyle ayrımcılık yaptılar falan diye bundan bile kaçındı Türkiye Cumhuriyeti. Yani ben de hiçbir zaman istemedim zaten. Çünkü niye? Elimizde bizim onları suçlayacak delilimiz var. Birileri hınç duyuyor. İntikam hissiyle haklı da olsa. İntikam çünkü çoluğunu çocuğunu kaybetmiş. Bedenlerinden zerre kalmamış insanlar var. Şehit olmuş. Hayatlarını vermişler. Onların öfkesini dinlemek mümkün değil. Onlar böyle talepte bulunabilirler. Ama biz hukuktan, evrensel çerçevede yargılama dışında hiçbir şey istemedik. Ve o bugün cereyan ediyor. Ve o böyle devam ettiği için Türkiye her yerde haklı. Türkiye bakın sadece FETÖ yargılamalarında değil. Suriye yönelik operasyonda, Libya yönelik operasyonda, yaptığı her operasyonda bir meşruluk, hukukilik ve ahlaktan hiç ayrılmıyor. O yüzden eli çok sağlam. Bunlardan herhangi birini zedelemiş olsaydı Türkiye şimdiye kadar dünya üzerine çökerdi. Mesela FETÖ'cü Enes Kanter çıkıyor CNN kanalına.
Kim bu arkadaş şimdi bağlanan? O da bir izleyici. Evet. Enes Kanter çıkıyor televizyona. Suriyelilik operasyonda diyor ki Türkler Suriye'de kimyasal silah kullanıyor. Soykırım yapıyor. Orada muhabiriniz var. Zaten uydudan izliyorsunuz. Türkiye hangi kimyasal silahı kullanmış? Hangi soykırım yapmış? Var mı bir tane deliniz? Yok. Ama Amerika'nın CNN'i onu yayınladı. Çıkıp özür diledi mi? Bu kanallar bunlar 15-20 yıl önce de Irak'ta kimyasal silah var yalan yayıyorlardı. Dolayısıyla Türkiye ne anlatırsa anlatsın. Ben izlemişseniz 15 Temmuz'dan sonraki televizyon konuşmalarında hep bir şey söyledim. Batı medyası kasaba medyası gibidir. Yani hiç öyle evrensellik falan filan aramayın. Operasyon çekerler. Çünkü sermaye yapısı itibariyle böyle. O geçti o işler. Yani öyle demokrasi, havariliği, ifade özgürlüğü falan filan. O işine geldiği zaman öyle konuşurlar. Neden söylüyorum? 15 Temmuz'dan sonra Amerika'dan, Avrupa'dan birçok ülkeden bu konuyla ilgili röportaja geldiler. Ama söylediklerimiz işine gelmediği için yayınlamadılar bile. Yayınlayan da bir cümle geçiştirdi o kadar. Dolayısıyla o günden sonra bıraktım zaten Batı basınıyla bu konuyu konuşmayı. Bıraktım. Niye? Yoksa şey girişimi ya gidelim şunu anlatalım bak. Onlar sizin anlattığınızı sizden çok daha iyisini biliyorlar. Ama Amerikan istihbaratı hala onu kullanıyor. Çünkü bakın İşlerine ne geliyorsa onu dinliyorlar. Şimdi bir ajan devşirmek için bir ülkede kaç para harcamanız lazım? Ne kadar büyük mücadele vermeniz lazım? Oysa bizim içimizde hala TSK'da en az 20 bin tane ajanı var bu adamların. Hala şu anda. Sivilde böyle, akademide öyle. Şimdi bunları kullanmaktan vazgeçer mi? Bak Amerika ne yapıyor? Ayasofya konusunda çak bir şey söylüyor. Diğer partiler konusunda pat bir şey söylüyor. Vakıflar kuruyor. Yurt dışına toplantılara çağırıyor. Bunlar niye yapıyor? Çünkü coğrafyayı bırakmazlar. Yönettirmek istemezler kimseye. Kendini yönetmek isterler. Yani ya arkadaş bir insan, bir devlet. Biz şimdi mesela bir şey diyebiliyor muyuz? Yunanistan'ın yaptıkları konusunda. Ya da Amerika'nın hangi kiliseyi açıp açmayacağını, ne yapacağını falan konusunda. Ama adam geliyor diyor ki bunu açmamalısınız falan. Yani nasıl söyleyebiliyorsun bunu? Alışmış. Diyor ki bunlar sömürge. Bunlar tırnak içinde bizim şeyimiz, kulumuz, kölemiz. Ne dersek yaparlar. S-400 alma deriz, alır almazlar. Suriye'ye girme derler. Girmezler deriz, girmezler. Ayasofya açma deriz, açmazlar. Öyle zannediyorlar. İşte bütün bunların değişim tarihi 15 Temmuz. O yüzden kıymetini bilmiyorum. Evet Nedim Bey. Teşekkür ediyoruz. Ben müsaadenizle hani vaktimizi doldurduk ama bizi dinleyenlerden gelen bir iki soruyu size aktarabilir miyim müsaadenizle? Evet, bir iki tamam. Dakikanızı daha alacağım. Tamam. Bir tanesi tam konuyu getirdiğiniz yerle alakalı. Bir dinleyenimiz diyor ki ya bu kadar diyor FETÖ'ye Amerika yatırım yaptıktan sonra bunu kolay kolay bırakmaz sorusunu soruyor. Dolayısıyla bu FETÖ'ye yaptığı yatırımından geri dönüşü için daha nelerle karşılaşabiliriz? Bu bir süre daha bizi meşgul edecek mi diye soruyor. Yok ben bu bir şimdi PKK'yı nasıl yıllardan beri emperyalizm kullanırsa bunu da kullanacaklar belli. Burada kritik bir eşik var. O da Fethullah Gülen'in sağlığı konusundaki şeyler, iddialar. Oradaki beklentiler hani bir kimi diyor ki işte bu adam ölmeden bu iş bitmez falan filan. Ya yani o biraz ciddi bir kırılma noktası haline getirebilir. Çünkü bu örgüt ezoterik, böyle mistik şeyler, ona bir takım Mesih falan gibi böyle şeyler, Mehdi gibi böyle bir şey yapıyorlar. Mesih değil mi? Mehdi rolü biçiyorlar. O örgüt tabanında bir kırılmaya sebep olabilir. Bir miktar şey yapar o, insanları geri basar. Ama dediği gibi çıkar birliği içinde olan devlet içinde yapıları var. En kötüsü siyasi boyutu var. Yani biz burada FETÖ konuşuyoruz ama aslında bir Amerikan organizasyonundan bahsediyoruz. Amerika sadece FETÖ ile organize olmuyor ki. Siyasi ayağı da organize oluyor. Yani yani şöyle söyleyeyim. FETÖ kelimesini çıkartalım. Amerikan çıkarları için hizmet eden bir örgüt, bir yapıdan bahsedelim. Yani FETÖ'yü unutalım. O bunun bir örgütsel ayağı. İllegal ayağı. Ama bunun bir de legal görünümlü ayakları da hala var ve oluşuyor.
Türkiye'nin kendi içinden aldığı kararlara Amerika adına, Amerika ile söylem birliği içinde, Avrupa Birliği içinde, söylem birliği içinde kim karşı çıkıyorsa onun ilişkilerini gözlemlememiz gerekiyor. Çünkü bu oyun FETÖ emperyalizmin bir maşası. Kullandığı bir maşa. Kullandığı birçok maşa da var. Gazeteci görünümünde, siyasetçi görünümünde, akademisyen görünümünde, bürokrat görünümünde, iş adamı görünümünde maşaları var. Bu savaş öyle bir savaş. Bu savaş hani Amerika'nın Türkiye'yi yönetme savaşı, uydusu haline getirme savaşı, Soğuk Savaş dönemindeki etkisini tekrar oluşturma çabası. Bunu böyle görmek gerekiyor. Bizim büyük politikayı, yani büyük resmi buna karşı oluşturmamız gerekiyor. Yani bugün Erdoğan var. Erdoğan bir mücadele yapıyor. MHP yanında, Devlet Bahçeli var, mücadele ediyor. Peki bu insanlar bir an için emekliye ayrıldığını düşün. Yapabilecek misin bu mücadeleyi? Kim yapacak bu mücadeleyi? İşte her biriniz, her bir kişi o iradeye, o güce sahip olmadığınız sürece bu savaşı kazanamazsınız. FETÖ'cüler kötülük konusunda, işbirliği yaptıkları için, söylemlere bakın. Bak, bu Türkiye'de üretilen ulusal tabanlı politikaya karşı üretilen söylemlere bakın. IMF, dünya bize ne der, İslami fobi. Bak, yani tekrar geri getirmek istiyorlar bir şeyleri. Hani çok söylenmeyen sözleri geri getirmek istiyorlar. Ya biz Avrupa'sı yapamayız, Amerika'sı yapamayız. Sözlerini geri getirmeye çalışıyorlar. İnsanlara, çünkü niye? Zaten belli bir enerji var orada. %25-30 civarında bir enerji var. O batı gözüyle olaylara bakmaya çalışan, kendini oraya hapsetmiş, Türkiye ile ilgili değerlendirmeyi ve en kötüsü burada ulusal cepheden baktığınız zaman hani bir kitle var. Bir de onun üzerine böyle bir muhafazakarlar da eklenmeye başladı ondan sonra. Ve o batıcı gözüyle Türkiye'yi yorumlamaya, değerlendirmeye çalışıyorlar. Peki ona karşı bugün devam eden mücadeleyi sürdürebilecek misiniz? Onun için diyorum artık genç arkadaşlara, hep uyanık olun. Hep okuyun. Kendinizi geliştirin. Bu ülkenin bak yerli milli falan filan böyle hani belki hoşunuza gitmeyen veya şey yapma eleştirmeniz kavramları olabilir. Ulusal deyin, memleket deyin, milliyetçilik deyin, bir şey deyin. Ama bu ülkeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Vatanseverlik deyin ama bu ülkeye ait bir şey olsun. Hep oradan bakın açın. Hep oradan bakın. Halkınızı küçümsemeye kim kalkan varsa onları siz aşağılayın. Batının medyasını siz aşağılayın. Batının siyasetçilerinin yüzüne tükürün. Onu siz aşağılayın. Ya çünkü niye? Türk demek ahlak demektir kardeşim. En önce ahlak demektir. En önce ahlak demektir. Türkler ne zaman Müslüman olur? Bak. Onun üzerine, çünkü Türkler nasıl kolay Müslüman oldu? İslamiyet'in ahlakıyla Türk'ün zaten var olan bin yıllık ahlakı öyle örtüşüyordu ki kendiliğinden buluştu. O onu tamamladı. Anladın mı? Siz hiç duydunuz mu Türklerin Orta Asya'dan biri katliam yaptığını, şunu yaptığını, bilmem ne yaptığını falan filan? Gidin bütün diğer medeniyetlere, o tarihlere bakın. İster Mısır medeniyeti, ister Pers medeniyetine bakın. Görürsünüz kimleri kimleri katletmiş, Timur ne yapmış falan filan değil mi? Bakın Türkler ne yapmış bir kendi coğrafyasında. Önce ahlak. Bu işin önemli boyutu. Son bir soru da müsaadenizle sorup size bize vakit ayırdığınız için teşekkür edeceğim. Son sorumuz yine aslında bahsettiniz kritik olmadığını ama bizi izleyenler bu siyasi ayak meselesinin de hukuki yoldan mı yoksa siyasetin kendi temizlemesiyle mi çözüleceği konusunu merak ediyorlar. Yani yasa yoluyla mı çözülmeli bu iş süreç yoksa siyaset kendi kendini mi temizlemeli? Şimdi siyasi ayak konusu iki boyutta değerlendirebilirsiniz. Bir, dersiniz ki FETÖ ile işbirliği yapmış kim varsa yargılayalım. Geçmişte. Bunu yapabilirsiniz. Bu bir taleptir. Birileri bunun için uğraşsınlar gerçekten. Kim uğraşıyorsa. Dün Bahattin Yücel, eski Turizm Bakanı galiba, CNN dün mü evvelsi gün diyor ki mesela 1990'lı yıllarda ilk kez
Sayın Bülent Ecevit'in de 7-8 tane milletvekili meclise sokuldu. İşte ondan başladı. Kimse bunları konuşmaz ama falan. Çünkü o zaman DHP DHP'den bakan biliyorsunuz. Ondan sonra. Ondan önce Demirel'i koyarsınız, Özal'ı koyarsınız, gelirsiniz darbe dönemi, Kenan Evren'i falan koyarsınız. Bütün bunları da oluşur. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP dönemini koyarsınız paralel devlet yapılanması diye. Onları da yargılarsınız falan. 15 Temmuz pardon, 17-25 Aralık'tan sonra işte CHP işbirliği yaptı bunlarla. Onların tapeleriyle siyaset ürettiler. Onları da yargılarsınız falan. İşte sonra yine gelirsiniz paralel devlet yapılanması ilan edilmesi süreci mücadele başlangıcı dersiniz. Tamam güzel. Bir de 15 Temmuz darbesi olur. 15 Temmuz darbesinden sonra işte bir ona karşı topyekun mücadeleye başlarsınız. Hiç beis yok. Bütün bunları bir değerlendirme olarak alabilirsiniz. Yargılı alabilirsiniz. Kimin neyi varsa. Meselemiz şu. Biz PKK ve FETÖ konusunda mücadele ederken akut bir problemden bahsediyoruz. Ben şöyle örnek veriyorum. Akut problem nedir? Mesela biz bundan bir süre önce koronavirüsle ilgili bir sokağa çıkma yasağı ilanı sırasında hatırlar mısınız? Erkenden ilan edildiği için bildirisi İçişleri Bakanlığı'na hatta Süleyman Soylu istifa etti bir hafta sonra o konuda biliyorsunuz. Bir anda sokağa insanlar çıkıverdiler telaşla ve işte bu hastalık bulaştı falan daha çok insanlara kaygısı hakim oldu. Biz de programdayız, televizyon programındayız. Orada hekim bey vardı Celalettin Bey. Şimdi hepimiz bir şeyle suçluyoruz tamam mı? Ya diyoruz ki bakanlık buna nasıl izin verir? Hemen böyle açıklanır mı? Hani bunun genelgesi falan filan böyle kendimiz içimizde karar açıklanmış ama biz idari konuda eleştiri yapıyoruz. Yani kim açıkladı kardeşim bunu? Nereden geldi bu bilgi? Niye genelgesi yok? Niye bu saatte? Daha geç uykudayken yapılsaydı, daha geç yapılsaydı, insanın sokağa çıkması hiç olmazsa mani olabilir diye biz böyle o an ve gerisine dönük bir şey yapıyoruz, eleştiri yapıyoruz. Celalettin Bey çok ilginç. Aynen şöyle yaptı. Dedi ki, şimdi olan oldu bakın dedi, olan oldu. Olan oldu, bizim bu duruma karşı önlem geliştirmemiz gerekiyor. Nedir o? Hemen bu sokağa çıkmış olanlar hijyen, el temizliği, varsa izolasyon, oda bir ayrı odaları varsa evlerinde o izolasyon yapsınlar. Bulaş tehlikesi var. Belki markette birinden bulaştı. Evdekilere bulaştırmasın diye evde bir odaya çekilsin. Birkaç gün kendini karantinaya alsın. Gözlenmesin falan. İşte ellerini yıkasınlar falan. Üstünü kıyafetini değiştirin. Hemen o ana dair bir çözüm üretiyor. Şimdi ve o anda itibaren hep şunu düşünüyorum. Ya hekimlerin rolü ne kadar önemli. Bir trafik kazası olduğunda kimimiz meraktan gidiyoruz kaza yerine bakıyoruz. Kimimiz selfie çektiriyoruz değil mi? Kimimiz orada kavgaya karışmak için gidiyoruz falan. Ondan sonra kimimiz seyrediyoruz, uzaktan meraklı seyirci olarak gidiyoruz. Birisi de var orada hayat kurtarmaya çalışıyor. O da doktor, hekimler. Şimdi ben öyle bakıyorum olaya. Akut problemimiz nedir? PKK ve FETÖ örgütü. Yani yaşayan iki canlı örgütten bahsediyoruz. Yani bu iki örgüt bu uluslararası desteği olmadan ve içeride siyasi bağlantısı olan yaşamaları mümkün değil. Söylemleri siyasette yer bulmadığı sürece bu iki örgüt bulamaz. Düşünün bütün partilerin sırtını döndüğü bir yerde FETÖ'nün herhangi bir sözü yer bulmasa yaşayabilir mi? Ne söylese boş. Ama HDP onun sözcülüğünü yapıyor. FETÖ'nün herhangi bir bütün partiler karşı çıksalar kayıtsız şartsız mücadeleye, sadece FETÖ'yle mücadele ederim. Ama bakın FETÖ'yle mücadele altında birbirleriyle mücadele ediyorlar. O ona FETÖ'cüsün diyor, buna FETÖ'cüsün diyor. AKP, CHP, CHP, AKP'ye söylüyor. Ama FETÖ'yle mücadele etmiyorlar bu arada, farkında mısınız? Birbirleriyle mücadele ediyorlar FETÖ üzerinden. Ben diyorum ki, dikkatinizi oraya verin. Aynı PKK gibi, dikkatinizi PKK'ya verin. Ancak öyle başarılı olursunuz. Sen PKK üzerinden birbirini suçlarsan, sen FETÖ için birbirine suçlarsan, onlar kenardan bunu seyrederler. Onların istediği zaten tam bu. Şimdi geliyoruz FETÖ'nün siyasi ayağı. İşte FETÖ yaşayan bir örgüt olduğu için yaşayan partilerle ilişki kurar. Siyasetçilerle. Bakın geçen gün Emre Uslu'nun bir şeyini, Emre Uslu var eski FETÖ, yani FETÖ'cü de Amerika'da firari şeyi anlatıyor. Cemaatin diyor tekrar diyor bu eski gücüne ulaşması için diyor şey yapmak lazım. Diyor, siyasi mücadeleye girmek lazım. Zaten yapıyorlar da yani işin siyasi mücadeleyle olabileceğini biliyorlar. Hani yargılama, geri dönme, işte mahkeme kararıyla iade falan filan değil diyor. Cemaatin topyekun diyor, geri gelmek. Yani o anlayışın tekrar burada vücut bulması.
tekrar eski moral durumuna dönüşmesi için siyasi mücadele gerekiyor. Peki bunu kimlerle yapacak? Ben size söyleyeyim kimlerle yapacağını. Mesela KHK faciadır diyenlerle yapacak. Yok efendim bunlar mağdurdur diyenlerle yapacak. FETÖ'cü sivil imamları kollayanlarla yapacak. Darbeye kontrolü darbe diyenlerle yapacak. Ona ses çıkarmayan. Seçim bildirgelerinde FETÖ'yle mücadeleye yer vermeyenlerle yapacak. Şimdi öğrencilerimize ve hepimize görev. Son seçimlerde, genel seçimlerde partilerin lütfen seçim bildirgelerine bakın. FETÖ'yle mücadele konusunda hangi önlemleri sıralamışlar? Baktıklarında FETÖ adı geçen, yani seçim bildirgelerinde FETÖ adı geçen partilerle geçirmeyen partilere bir baksınlar. Orada FETÖ'nün siyasi ayağını görecekler. FETÖ'nün siyasi ayağını sadece dünü konuşarak bir yere varamazsınız. FETÖ siz dünü konuşurken bugün ve geleceğinizi planlıyor. Bak FETÖ mesela şöyle bir şeydir. Mesela bir olay olduğunda olayı değerlendirmek, olay üzerine bir şey yazmaz. Olayla ilgili öyle bir algı yaratmalıdır ki sonuçlarından o faydalı çıksın. Yani mesela bir kavga, siyasi ayak kavga konusunda İlker Başbuğ hakkında şikayetçi, AKP'ler şikayetçi oldu. Dava soruşturma açıldı değil mi? Şimdi FETÖ'cü bu durumda ne yapar? Bak normal insan davranışı şöyle bir şeydir. İlker Başbuğ gördü mü? Bak nihayet senin de hakkında şu oldu. Bize bu kadar haksızlık yaptın. Çünkü insani refleks değil mi? Böyledir. Birincil böyle düşünürsün. Bak sen bize iftira attığımızı söylüyordun. Şimdi sen yargı önündesin. Allah'ın sopası yok gidersin. Ama öyle yapmıyor. Bak. Emre Dost'a şöyle yazıyor. AKP ile Ergenekoncular tekrar savaşa başladılar. Bunun devamı şöyle şöyle gelecek. Ortada bir durum var. Bir suç duyurusu var. Değil mi? İlker Başbuğ ifadeye çağrılıyor. Ama bak o durumdan nasıl bir fotoğraf yani algı yaratıyor. Ergenekoncular mı diyor? AKP tekrar birbirine girdi. Bunun devamı gelecek diyor. Sen de düşünüyorsun. Evet bu böyleyken böyle. Ve bu böyle televizyonlara böyle karşılıyor. Şimdi dolayısıyla biz yaşayan bir örgütten bahsediyoruz. Siz olayı anlamaya çalışırken o iki adım ötesinde algı operasyonunu yürütür. Dolayısıyla bununla ilgili yapacağınız yegane şey çok okumak, onları anlamak, onların ruhuna girmek. PKK ile mücadelede en etkili yöntem hep bugüne kadar ne olmuştur biliyor musunuz? PKK'lı gibi dağlarda günlerce geçirdiğinizde onlar gibi yaşayıp onlar gibi düşünmeye başladığınızda başarılı olursunuz. Yani onun beynine hükmetmeye başladığınızda, bedenine değil, bedene hükmedebilirsiniz. Bomba atarsınız, onu püskürtürsünüz ama onun beynine hükmetmeniz lazım. Zira terör örgütlerinin en büyük özelliği devletlere karşı kaybetmeyecekleri yegane savaş, propaganda savaşıdır. Siz gerçeği anlatacaksınız, onlar propagandası çökecek. Yani mesela terör örgütüne yakın medya kuruluşları geçenlerde bir Ankara'da Barış Çağan'dı galiba bir genç bıçaklanarak öldürüldü. Mahallesinde müzik dinleyenler, yüksek sesli müzik dinleyenleri uyardığı için öldürülüyor. Ama terör örgütünün yayın organları bunu ne yaptılar? Tam Amerika'daki ırkçılık tartışmaları sürecinde Kürt genci arabada müzik dinlerken öldürüldü. Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü diye, değil mi? Ağırlı bir çocuk. Ve bunu PKK'nın siyasi ayağı HDP'de paylaştı. Irkçılık bu hale gelmiştir. Kürtçe müzik dinlemeye tahammül bile kalmamıştır. Arabasında öldürmüştür. Ya çocuk mahallede yürüyen, orada yaşayan birisi. Arabada müzik dinleyenler başkaları. Zaten onları uyaran da Barış. Ya müziğin sesini biraz kısın, mahalle arasındasın. Zaten ezan da okunuyor diye uyaran o. Arabası yok, bir şey yok. Bıçaklanan da o. Uyardığı için. Kürtçe müzik diye de bir şey yok ortada zaten o anda. Ama algıyla öyle bir oynadılar ki. O çatışmayı yaratmaya çalıştılar. Tamam mı? Şimdi biz böyle bir gruplarla karşı karşıyayız. Onlara karşı, onlar bu yalanı söyleyecekler. Biz gerçeği anlatacağız onlara. Anladın mı? Onları zaten o yalanları mahkum edecek tarihsel olarak da. Ve şunu bilecekler. Bir,
Türkiye'de hata yapılmıyor mu? Bürokraside, güvenlikte, yanlışlıkla, kazayla, kasten, görevi ihmalle insan öldürülmüyor mu? Güvenlik kuvvetleri de olabilir. Ama önemli olan şu, hukuk içinde buna hesap sorabiliyorsun. Amerika gibi değil burası. Amerika'da tepkiler, iç savaş neredeyse çıktı. Ondan sonra polisleri yargı önüne koydular, değil mi? Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de herhangi birisi görevini kötüye kullandığı an yakalanıp hemen yargılaması öyle ya da böyle. Onu eleştirebilirsiniz, süreçte eleştirebilirsiniz. Ama bunlar devam ediyor. Dolayısıyla olaya onlar propagandayla yapacaklar. Devletler propaganda savaşına girecek. Hakikatle. Çünkü hakikat tek başınadır. Yalan milyonlarca üzerinize gelebilir. Sosyal medyanın durumu malum. Onların oyunu bozacak hakikatleri bilgiyi paylaşmaktır. En önemlisine devlet her yerde değil. Siz de her yerde devlet değilsiniz. Ama hakikatin temsilcisi olabilirsiniz. O yüzden konuşmamın içinde hep onu söylüyorum. Lütfen genç arkadaşlar okuyun. Kitap okuyun. Yalvarıyorum kitap okuyun. Başka bir bizim yazdığımızı okuyun. Ama okumuyorsanız bak okumuyorsanız ya niye böyle diye sormayın. Okumuyorsanız bu şöyle değil bak. Okuyarak fikri olarak mücadele ederek birçok tehlikeyi daha doğmadan bertaraf edebilirsiniz. Önemli olan şu değildir ama. Bir tehlike doğduktan sonra ben kendimi önüne atayım, canımı vereyim falan filan. Sen canını bir kere verirsin. Ama fikren mücadeleyi her gün yeniden yapabilirsin. Önemli olan fikir mücadelesidir. Yani o da çok gerektiğinde canınla, bedeninle de savaşabilirsin kötülüklere karşı. Ama asıl önemli olan ne? Bilgiyle mücadele, onu vermek. Ve üniversite okuyan insanlara da bu yakışır. Kitap okumak yakışır diye düşünüyorum. Evet, üstadım Nedim Bey, bize çok keyifli bir buçuk saat yaşattınız. Süremizi de biraz geçtik. Sizden vaktinizi de, çok kıymetli vaktinizi de almış olduk. Buradan gençlere ve üniversiteye çok doğrudan açık ve net mesajlar verdiniz. Biz bunların farkındayız ama bazen dışarıdan bir gözün üniversitelerin sorumluluklarını hatırlatması iyi oluyor. Gençlere sizin verdiğiniz kıymetli öneriler bizler için de çok değerli. Size bu zamanı ayırdığınız için üniversitem adına, bizi izleyen herkes adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama bu vesileyle de sizden bir söz alalım. Pandemi bittikten sonra gelecek sene biliyorsunuz Isparta gül ve lavantasıyla meşhur. Toplama zamanı sizi bir davet edelim buraya. Ne zaman toplanıyor gül? Gül Mayıs sonunda. Oo. Daha bir senemiz var, daha vaktimiz var. Lavanta da bu aralar başladı. Müsait olduğunuzda size irtibata geçeriz. Süleyman Demir Üniversitesi'nde Faruk arkadaşım var benim. Liseden arkadaşım, öğretim üyesi. Evet. Ona da selam söylüyorum buradan. Aleyküm selam. Biz de iletiriz selamınızı. Evet, ondan sonra mutlaka ona da söylemiştim. Gelirim bir gün diye. İnşallah tamam. Seneye. Lavanta mı daha sonra toplanıyor değil mi? Daha? Lavanta bu aralar başlıyor. Temmuz'da. Temmuz 15 gibi lavanta başlıyor ama gül daha erken. Evet. Sizleri de aramızda görürüz bu vesileyle. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Tekrar ağzınıza sağlık, beyninize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ömer Faruk Bey de emeği için teşekkürler. Bu arada izleyenlere de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun.